Şimdi hazır olun. Çünkü bilim dünyasındaki bu yeni keşif sizi ciddi anlamda hayrete düşürecek. Çok kısa özetle, bilim insanları bitkilerin internet ağını keşfettiler. Bu bitkisel internet ağında mantarlardan onlarca metre yüksekliğindeki ağaçlara, bir domates filesinden bir çalı bitkisine kadar tüm bitkiler faydalanabiliyor. Peki bu nasıl bir ağ? Kablolama nasıl yapılıyor? İletişim aracı nedir? Bilgi nasıl aktarılıyor? Aktarılan bilgi ne amaçla kullanılıyor? Kısa filmimizde izleyelim. Mantarların gövdelerinin büyük bir kısmı miselyum olarak adlandırılan ince iplikçiklerden oluşur. Bu iplikçikler yer altında farklı bitkilerin köklerini birbirine bağlayarak bir çeşit internet ağı meydana getirir. Bitkiler bu ağa girerek besin ve bilgi paylaşımı yapar ve komşularına yardımcı olurlar. Bazen de toksit kimyasallar yayarak istemedikleri bitkileri kendilerinden uzakta tutabilirler. Bilim adamları keşfettikleri bu sisteme Wood Wide Web, yani ahşap çapında ağ adını verirler. Bu mantar şebekeleri bitkiler arasındaki iletişimi daha hızlı ve etkili hale getirir. Karada yetişen bitkilerin yaklaşık %90'ı mantarlarla karşılıklı fayda ilişkisine sahip. Alman biyologlar bu ortaklıklara mikorize adını verdiler. Bu ortaklıklarda bitkiler mantarlara karbonhidrat olarak gıda temin ederler. Bunun karşılığında mantarlar da bitkilerin topraktaki suyu emmesine yardımcı olur ve miselyaları üzerinden fosfor ve nitrojen gibi besinleri sunarlar. Ayrıca bitkilerin büyümelerine de yardımcı olurlar. Ancak mantarlarla bitkiler arasındaki tek ilişki bununla sınırlı değil. Mantar şebekeleri kendilerini barındıran bitkilerin savunma sistemini de dolaylı yoldan güçlendirirler. Çünkü bitkinin köküne yerleşince bitkinin savunma kimyasallarını tetiklerler. Bu da savunma sisteminin tepkilerini daha hızlı ve daha etkin hale getirir. Diğer bir deyişle bu miselyal şebekelere bağlanılması bitkilerin hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Şimdi domatesler ile mantarlar arasındaki ilişkinin onlara ne faydalar sağladığına birlikte bakalım. 2010 yılında Guangzhou Güney Çin Tarım Üniversitesi'nden Renshen Zeng, bitkilere zararlı mantarlar yapıştığında bitkilerin miselyaları üzerinden komşularını uyararak kimyasal sinyaller gönderdiklerini buldu. Zeng'in çalışma arkadaşları saksılara domates ekti ve bu bitkilerin bazılarının mikorize geliştirmelerine izin verdi. Bu mantar şebekeleri oluştuktan sonra bitkilerden birine hastalığa neden olan bir mantar sprey şeklinde sıkıldı. Bu aşamada bitkiler arasında toprak üstü kimyasal sinyalleşmeyi engellemek için hava geçirmez plastik torbalar kullanıldı. 65 saat sonra Zeng, ikinci bitkiye de bu şekilde hastalığa sebep olan mantarı sprey şeklinde sıktı. Fakat arada miselya ağı olduğu için ikinci bitkide hastalığın çok daha az görüldüğü, görüldüğünde de hasarın çok daha az olduğu tespit edildi. Çok etkileyici. Bu çalışma, domates fidelerinin birbirlerinden savunma taktikleri öğrendiklerini ve potansiyel patojenlere karşı dirençlerini artırdıklarını ortaya koydu. Görüyoruz ki bitkiler bu ağa sayesinde sadece besinlerini paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda savunma taktiklerini de birbirleriyle paylaşıyorlar. Bu konuda araştırma yapan British Columbia Üniversitesi'nden Profesör Susan Simmert, büyük ağaçların bu mantar internetini kullanarak genç ağaçlara yardımcı olduğunu ve bu yardım olmasa birçok genç fidanın hayatta kalamayacağını ifade ediyor. Nitekim 1997'de yapılan bir çalışma, gölgedeki fidanların donör ağaçlardan diğer fidanlara göre daha fazla karbon aldığını ortaya koymuştur. Tüm bu gözlemler, Darwin'in güçlü olanın hayatta kaldığı ve bireylerin bu amaçla sürekli rekabet içinde olduğu tezini geçersiz kılıyor. Çünkü bu bitkisel internet ağı sayesinde zayıf ya da güçlü tüm bitkiler ortaklaşa hareket ederek hastalıklara ve besin yetersizliklerine karşı ortak mücadele ediyorlar.